İyi günler. Özel Medikabil Hastanesi olarak her hafta iki kere uyguladığımız, gerçekleştirdiğimiz canlı Instagram yayınlarından bir tanesini bugün gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz her branş bazında uzman doktorumuzu buraya davet ediyoruz ve konusuyla ilgili içinde bulunduğumuz pandemi süreciyle ilişkili sorularımızı, aklımıza takılanları kendisine ileteceğiz. Ben bu arada kendimi davet etmek üzere işlemlerimi tamamlıyorum. Evet, uzman doktor, özür dilerim, doçent doktor Necmettin Pembegül, hoş geldiniz. Özel Medikabil Hastanesi'nde çok yeni hekimimiz olarak başarılı çalışmalarınıza imza attınız, kısa süre diliminde de olsa. İçinde bulunduğumuz bu pandemi süreciyle ilgili, ürolojiyle ilgili bir kısım belki insanlarımızın anlayacağı dille belirleyiciyle ile ilgili sorularımızı size yönelteceğiz. Eğer izleyicilerimiz de burada kendi akıllarına takılan, kaygılı olduğu ürolojik konularda mesaj bölümüne yazarlarsa ben bu mesajlarınızı Doktor Pembegül'e ileteceğim. Evet, Necmettin Bey, isterseniz hemen şöyle bir girişle acaba üroloji hastaları hangi durumlarda mutlaka hastaneye gelmeliler, hangi şikayetler olduğunda daha doğrusu hastaneye başvurmalılar diye başlayalım. Çünkü pandemi gerçekten insanları kaygıya sürükleyen, acaba hastaneye gitmesek mi bir alternatifi kafalarında oluşturan bir durum. Hangi şikayetlerle gelsinler çekinmeden hastaneye? Evet, teşekkür ediyorum hocam. Tabii başlarken hoş bulduk diyordum. Evet, bu kurumda biraz yeni başladık ama güzel Evet. işlerle başladık. İnşallah bundan sonra da devam edecek. İnşallah, inşallah. Bugün de üniversite için böyle başlangıç adımlarını atan öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Umarım onlar için güzel şeyler olur. Tabii zor bir zamandayız. Dediğiniz gibi pandemi süreci birçok şeyi kısıtlamış durumda. Bizim üroloji pratiğimiz de genel kısıtlamalarla paralel gidiyor. Bu anlamda da dediğiniz gibi bazı bilgileri sunmakta fayda var. Hangi hastalar, hangi durumlarda gelsinler? Bizim açımızdan özellikle ürolojik, yani böbrek ve idrar yolları açısından özellikle gelmeleri gereken yaralanmalar, yani böbrek, idrar yolları, idrar kesesiyle ilgili delici kesici alet yaralanmalarında hastalarımızı bekliyoruz. Onun dışında bilindik böbrek taşı öyküsü olan hastalarda ani başlayan ve geçmeyen ağrılarda, ki bu böbrek taşı ağrısı veya üreter taşı ağrısı gerçekten çok sancılıdır. Doğum sancısına benzer ağrıları vardır. Bu hastalarımızın vakit geçirmeden gelmelerini bekliyoruz. Onun dışında özellikle küçük çocuklarda sünnet derisiyle ilgili problemler olduğunda, ki bazen ucu kapanır, çocuk idrarını yapamaz hale gelir. Ucunda morarma olduğu zamanlar bu hastalarımızın gelmesini bekliyoruz. Ayrıca de özellikle idrarda ciddi derecede kanaması olan veya prostat nedeniyle ileri yaşa bağlı olarak idrar yapamama durumunda olan hastalarımızın bir acil merkeze veya ürolojinin bulunduğu bir merkeze bulunmalarını bekliyoruz. Evet. Şikayetler anlamında da soracaktım. Yani mesela böbrek ve idrar problemleri olan hastalar hangi, yani ne zaman gelsinler? Hani hemen mi gelsinler, yoksa bir öneriniz var mıdır? Yani bir süre sonra mı gelsinler bu böbrek ve idrar yolu hastalıklarına sahip hastalarımız bu dönem için? Evet. Günlük pratikte şunu çok görüyoruz hocam. Yani günlük poliklinikte bize özellikle idrarda yanma şikayetiyle gelen hastalarımız çok. Ve bunların büyük bir çoğunluğu aslında dönemseldir. Yediğimiz gıdalardan kaynaklanabilir veya bağırsaklarla ilgili problemlerden de olabilir. İdrar yanma gibi daha basit şikayetler ısrarla devam ediyorsa gelebilirler. Ama başlangıçta hemen gelmesinler tabii ki. Ama böbrek ağrısı 2-3 saatten daha fazla sürüyor ve bir türlü ağrı kontrol altına alınamıyorsa bu hastalarımızın da gelmesinde fayda var. İlaveten ateşi olan hastalarımız, yani idrarda yanmayla beraber veya bilindik idrar yolu hastalıkları olan hastalarımızın ateş, titreme gibi durumları varsa, bu hastalarda idrar yolundaki enfeksiyon artık kana karışma aşamasına gelmiş olabilir
Bu aşamada olan hastalarımızın da gelmesini bekliyoruz. Evet, peki bu tanı sürecinde, yani sizin tanıyı koyma sürecinde bu pandemi ile ilgili bir değişiklik yaşadınız mı ya da yaşıyor musunuz? Hastalar geldiğinde bir teşhis konduğunda, eğer teşhisi yoksa hastanın. Tabii yani ilk şeyde de söylediğim gibi hani pandeminin genel kurallarına biz de uymaya çalışıyoruz. Bir işte hastanın mümkün olduğunca veya kişinin kalabalık ortamlarda bulunmaması, bulunacaksa mümkün olan en kısa zamanda ayrılmasını sağlayacak yaklaşımlarımız oluştu. Önceleri günlük pratiğimizde belki tanı sürecini basamak basamak koyuyordu. Yani basit bir örnek verecek olursam taş şüphesi olan bir hastada İdrar tahlili, ultrasonografi yaptırıp sonrasında gerekirse tomografi yapıyorduk. Ama şu anki aşamada hastayı daha kısa bir sürede daha kesin tanıya hangisi götürecekse onu yapıyoruz. Evet. En sık karşılaştığımız durumlardan biri bu mesela. İdrar tahlili yaptık veya muayenemizde bir taş şüphemiz varsa kontrastsız tomografi dediğimiz 2-3 dakikada çekilebilen ve %98-99 doğruluk sağlayan bir işlemi yapıyoruz. Önceden bu konuda biraz daha çekingen davranıyorduk ama şu anda hastanedeki süreci azaltmak ve tanıyı daha kesinleştirmek için bu yolu kullanıyoruz. Yani daha Onun hızlı, daha dinamik, daha doğruya, en hızlı nasıl doğru dışında... tanıya ulaşabiliriz diye böyle bir gayretimiz var diye Tabii. toparlayabilirim sanırım. Evet, yani daha hızlıya giderken de fire vererek girmiyoruz. Yani Doğru. daha hızlı, daha doğru yöntemlerle Evet. gitmek gerekiyor. Önceden hem tıbbi açıdan hem de SGK'nın kuralları gereği bunlar biraz kısıtlanmıştı. Ama bu süreçten dolayı bunların önü açıldığı için biz de bu konuda biraz daha cesur davranıyoruz. Evet. Onun dışında bizim günlük pratikte işte tanı anlamında mesela işte prostat hastalarında biyopsi veya bazen sistoskopi dediğimiz idrar kesesinin içine endoskopik bakma yöntemleri bu konuda mesela biraz daha erteleme ihtiyacı duyduk. Çünkü bunlar acil olan problemler değil. Bu gibi günlük pratiğimizde tanıya yansıyan şeyler oldu hocam. Evet. Peki tanı koydunuz, ameliyat olması gerekiyor. Acaba bu pandemi sürecinde hemen ameliyat olması gereken hastalar, ameliyatlar hangilere? Yani hangi ameliyatları mutlaka yapmak durumundasınız? Kimlere ve nasıl yapıyorsunuz? Hani bu pandemi süreciyle ilişkili olduğu için konumuz, bir değişikliğiniz var mı bu aşamalarda hastalarınızla ilgili? Ya tabii bunda bir aşama yapıldı. Hatta işte hastaları kabaca üç kategoriye ayırdık. Yani yapılacak müdahalesi ve ameliyatı ertelenmeyecek hastalar var. Kısa dönem ertelenebilecekler ve orta uzun dönemde ertelenebilecek durumlar var. Ertelenemeyecek durumlarımız işte travma, kaza gibi durumlar. İşte gençlerde gördüğümüz testis tümörleri veya testisler veya bizim işte yumurta dediğimiz organın kendi etrafında dönmesine bağlı kangrenleşmesi dediğimiz ki bunlar bizim acil durumlarımızdı. Bunlar şu an ertelenmeyecek durumdaki rahatsızlıklarımız. Yani Bunlarla ilgili Ürolojik aciller başlığı altında değil mi olan hastalıklar? Başka var mıdır bu testis tümörlerinden başka? ya şu an bizim acillerimiz testis tümörleri, mesane tümörleri özellikle 2-3 santimden büyük tümörler. Üçüncüsü böbrek taşı veya üreter taşı, yani böbreği zorlayan, kanalı tıkamış olan taşlarda enfeksiyon yapmışsa, hastada ciddi ağrıya yol açıyorsa ve zaman kaybı böbrek kaybına yol açacaksa bu hastalarda biz erken müdahale düşünüyoruz. Evet. Bunun dışında şu an işte bazen çok özellikli olan işte travma şekilleri var, penis kırılması gibi bunlar da bizim acillerimizdir. Ama en sık karşılaştıklarımız testis tümörleri, testis torsiyonu, tıkama oluşturmuş taş hastaları. Bunlar bizim acillerimiz. Evet. Peki bu pandemi süresince tabii ameliyatlar yaptınız. Özellikle bu demin sizin de izah ettiğiniz ürolojik ameliyatlar başlığı altında. Peki ameliyat döneminde, ameliyathanede siz kendinizi güvenli buluyor musunuz? Ameliyat olan hastalardan geri bildirim nasıl? Yani güvenli oldular mı? Gerek ameliyathanede gerekse kliniklerde bakım sırasında, hasta odalarında. Evet. Az önceki soruda bir eksik kaldı hocam. Onu ilave Tabii. edeyim. Bu acillerden bahsettik. Hani kısmi aciller ve ertelenebilecekler var. O arada onu es geçtik, Buyurun, unuttuk daha buyurun doğrusu. tabii ki.
acillerimizdi. Bunun dışında özellikle böbrek tümörleri, hele hele 4 santimin altında olan böbrek tümörleri 1 ay 3 aya kadar ertelenebilir. Küçük idrar kesesi tümörleri, bunlar ertelenebilir. Böbrek taşı olup böbrekte daralmaya yol açmamış olanlar ertelenebilir. Hastada PSA yüksekliğine bağlı prostat kanseri için biyopsi yapmamız gerekiyorsa bunlar ertelenebilir. Bu konuda hastalarımızın içi rahat olsun. Hatta özellikle düşük evre prostat kanserleri, bunlar tedavisi ertelenebilecek hastalıklar. 3 ay 6 aya kadar ertelenebilir. Kısa dönemde halledilmesi gerekenler ise, acil olmayan kısa dönemde halledilmesi gerekenler ise 4 santimin üzerindeki böbrek tümörleri, mesane kanserleri yani idrar kesesi tümörleri ve bazen idrar kesesi tümörleri için mesane içinde uygulamalar yapıyoruz. Bunları da çok fazla erteleyemeyiz. Özellikle hastane şartları uygunsa bunları yapmakta fayda var. Evet. Gelelim son sorunuza. Ameliyathane sürecinde ne yapıyoruz? Burada aslında önemli değişikliklerimiz var. Bir defa genel kaideye uygun olacak şekilde bir mümkün olduğunca daha kısa süreli ameliyatlar yapmak lazım. Eğer mümkünse hastaya genel anestezi vermeden, hani bunu sizler çok daha ifade edersiniz hocam. Çünkü COVID genel olarak solunum yoluyla bulaşma potansiyeli daha fazla olduğu için Evet. yapılabiliyorsa bölgesel anestezileri biz daha çok tercih etmeye başladık. Bu kimi zaman lokal olabilir, kimi zaman rejyonel dediğimiz hastaların belden iğne yapılarak diyebildiği anestezi yapılabilir. Ama mecbursak da genel anesteziyi de tercih ediyoruz. Ameliyathanedeki geçirdiğimiz süreyi azaltmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca endoskopik ameliyatları tercih ediyoruz ki hastayı daha kısa sürede hastaneden taburcu edelim. Bunları tercih ediyoruz. Onun dışında ameliyatlarla ilgili olarak da mesela şöyle bir örnek vereyim. Normalde işte kanala düşmüş bir taş böbrekte şişmeye yol açmışsa standart ameliyatımız 1 saat, 1,5 saatlik o taşı oradan kırarak çıkartmaktır. Ama pandemi süreci eğer çok yoğun şekilde gidiyorsa aciliyeti ortadan kaldırmak açısından idrar yollarına stent, 10-15 dakikalık bir işlemle stent koyup asıl ameliyatı ertelemeyi tercih ediyoruz. Eğer pandemi sürecinde bir hızlanma varsa bu bizim günlük hayattaki en önemli değişkenlerimiz bu oldu. Yani asıl ameliyatı 2-3 ay sonrasında erteleme durumumuz oluyor. Evet. Peki hasta tedavi sürecine kadar, tedavinin sonlanmasına kadar güvenli bir şekilde pandemi ile ilintili olarak tedbirlerimizi en yüksek düzeyde alarak bu süreci sonuna getiriyoruz. Peki sonrası takipleri. İster ilaçla tedavi ettiğiniz bir hasta olsun, ister ameliyat ettiğiniz bir hasta. Sonrasında taburcu olduktan sonra takiplerini nasıl yapıyorsunuz? Hastanın hastaneye gelişi veya sizin açınızdan pandemi sürecinde herhangi bir pratiğinizde değişiklik var mı? Yani önemli değişikliklerden biri de burada oldu hocam. Mesela şu andaki sosyal medyanın kullanımı bile bizi ciddi derecede pandemi açısından rahatlattı. Şöyle ki zaten dedim ya az önce mümkünse endoskopik ameliyatlar, işte dikişsiz, yarasız ameliyatları tercih ediyoruz. Ve bu hastaları da takiplerinde online takiplerini yapıyoruz. Yani tetkik gerekmiyorsa hastayla görüntülü görüşerek veya işte WhatsApp aracılığıyla haberleşerek hastanın hastaneye gelme sürecini azalttık. Mesela hastanemizin online görüşmeleri artık ameliyat yaptığımız hastaların büyük bir çoğunluğunda bunu kullanıyoruz. Etkili olur Eğer mu size göre Pembe kesinlikle, Gül? kesinlikle çok etkili oluyor hocam. Bir hastanın kendini güvende hissetmesi açısından güzel. Hastanın hekimi de yine yüz yüze görüşüyor olması da son derece tatmin edici ve her şeyi anlatabiliyor. Ben bu anlamda ameliyattan sonraki sosyal medya kullanımının veya online görüşmelerin çok ciddi faydalı olduğuna inanıyorum. Evet. Şöyle söyleyeyim, bazen hasta geliyor, tetkikini yaptırıyor, ilaç yazdıracak. Şimdi ilaç yazdırmak için beklemesi gerekiyor. 2 saat, 3 saat burada oyalanacak. İster istemez risk atışı olacak. Ben kendi pratiğimde hastaya diyorum ki siz tetkikinizi verin, evinize gidin. Sonuçlar çıktıktan sonra biz sizinle yine hastanemizin Evet. aracılığıyla online bağlanıp ben size reçete numaranızı verin, gerekli şeyleri anlatırım. Veya hasta ameliyat sonrasında bir problem yaşadıysa yine online görüşmelerde gerekirse yara yerini gösteriyor, gerekirse bilgilendiriyoruz.
Belki ameliyattan sonra gelişler %70 derecede azalmıştır hastanın bizzat gelmesi açısından. Online görüşmeler boyutu böyle. Tabii diyelim ki tetkik gerekiyorsa, müdahale, pansuman gerekiyorsa yine hastanemizin evde bakım hizmetleri var. Bunları sizler daha fazla süredir muhatap olduğunuz için bilirsiniz. İhtiyaç olduğunda da evde de hizmet sunulabiliyor. Bu o anlamda faydalı oldu. Yani hastaneden, ameliyattan sonra hastalarımızı çok daha az görmeye başladık hastane ortamında. Yani pandeminin aslında bize getirmiş olduğu durumları biz kendimize fırsata çevirip, daha doğrusu hastalarımız için fırsata çevirip bu yeni uygulamaları aslında pandemi sonrası da devam etmemizde fayda var diye düşünüyorum. Öyle Bu gözüküyor teletip hocam. Bu uygulamaları, devam edecek telemedisin bence. denilen uygulamaları sanıyorum hayatımıza yavaş yavaş girdi. Değil Yani mi? birçok alanda yer kaplayacak hocam. Öyle Evet, gözüküyor. evet. Sağlıklı da hani özellikle sonraki sonuçları öğrenme, işte tedaviyi planlanma veya tedaviyle ilgili soru ve sorunları sanki bu mecralarda daha fazla işleteceğiz gibi Evet, geliyor bana. evet. Yani hastanelerdeki kalabalığı da engellemiş oluyor. Hastaların işte evden çık, taşıta bin, hastaneye gel, işte bekleme olayları vesaire bunları yaşamamış oluyor. Aslında büyük bir avantaj gerçekten. Ellerinize sağlık, Yani emeklerinize sağlık. bence de pandemiden bağımsız olarak da yani ilerleyen süreçte hastanelerdeki fiziki kalabalığı azaltmak adına da Kullanılabilir. ben bunun güzel bir şey olacağını Evet, düşünüyorum hocam. evet. İnşallah devam edeceğiz. Zaten Özel Medikabil Hastanesi'nin stratejik hedeflerinin arasında dijital dönüşüm var. İnşallah bu sağlıktaki tüm süreçleri dijitalleştirerek hastalara kolaylık, sağlık çalışanlarına bir kolaylık sağlamış olacağız. Yavaş yavaş inşallah bunlar da geliştirilecektir diye düşünüyorum. Bir soru var Sayın Pembegül. Biliyorsunuz COVID vücutta birçok sistemleri, organları tutabiliyor. Ve çok değişik şikayetler var. Yani her hastada farklı şikayetler var. İşte koku alması kayboluyor, görme kaybı azalıyor, işte tat alması bozuluyor, kalbi tutuyor. Acaba böbrek, işte mesane, idrar yolları, yani boşaltım sisteminde herhangi bir tutulum var mı? Bu konuda da bilgi alabilir miyiz sizden? Yani boşaltım sistemiyle ilgili, idrar yollarıyla ilgili literatürde sadece bir çalışmada iyileşen hastaların %5'inde idrarda görüldüğüne dair bir bilgi var ama ondan sonraki çalışmaların hiçbirinde bu tespit edilmemiş. Ama şu var, idrarla bulaşma veya bizim ameliyat yapan ekibe idrar yollarıyla ilgili bir bulaşma henüz bildirilmedi. Şu an için böyle bir şey yok, böyle bir beklentimiz de yok. Organ tutulumu açısından da çalışmalarda böbrekte, idrar yollarında herhangi bir tutulum henüz tespit edilmiş değil. O anlamda üriner sistem veya idrar yolları biraz daha şanslı. Bir diğer boşaltma organı olan mesela gaytada, büyük tuvalette virüs oranı daha fazla ama yine bundan da insana bulaş gösterilmiş değil. Hani bizim branşlar arasında herhalde bu COVID açısından en şanslı branş biziz galiba. Bizde yok hocam, yok gibi bir Evet, şey. yok peki. Hakikaten şans. Sayın Pembegül, izleyicilerimizden başarılar ve emeklerinize sağlık şeklinde sizlere övgü dolu mesajlar var. Ben isimlerini burada sayamıyorum ama hepsini teşekkür ediyorum. Hem katıldıkları hem de bu övgü dolu sözleri için Necmettin Bey adına. Ben Sorular bitti. İsterseniz kapatalım ama kapatmadan önce bir mesajınız var mı izleyicilerimize, hastalarınıza, takipte olduğu hastalarınıza? yani pandemi ile ilgili genel kurallara riayet etmekte fayda var. Yani genel kurallar ürolojiyi de bağlar, diğer branşları da bağlar. Ve baştan beri dediğimiz gibi aslında pandemi sürecinin oluşturduğu fırsatlardan da istifade etmek lazım. Bu anlamda hem takip ettiğim hastalar hem de takip etmediğimiz hastalar bize online veya sosyal medya aracılığıyla ulaşıp en azından durumun ciddi olup olmadığını, hastaneye gelip gelmemeleri gerektiğine dair her zaman bilgi alabilirler. Onun dışında bizim açımızdan özellikle vurgulayacağım şeyler yok. Gerektiği zaman mutlaka gelsinler. Bir de genel olarak şu konuda rahat olsunlar. Hani bazı kaygılardan dolayı da önemli olan şeyleri atlamamaları gerekiyor. Birçok hastane, bizim hastanede dahil,
Zaten belirlenmiş kurallar var. Yani bu kurallara uymayan sağlık kuruluşları zaten hizmet veremez durumdadır. Dolayısıyla hizmet yürütülen sağlık kuruluşlarına ciddi problemleri için gelme konusunda tereddütte bulunmasınlar. Bu konuda gerekli önlemler alınmış, gerekli ayrımlar yapılmış ki bizim hastanemizde de diğer birçok hastanede de bu konuda rahat olabilirler. Evet, son anda bir soru geldi Veysel Bey'den. Tek böbrekli olmak bir kronik böbrek hastası mıdır? Kronik böbrek hastalığı şeyine girer mi, sınıfına girer mi diye soruyor. Şimdi ben kabaca bu soruya hep şöyle cevap veriyorum. Çift organ bulunan hastaların problemlerinde tek organ yeterlidir. Ama nedir? Araba örneğinden vereyim. Yedek lastiğiniz yoktur. Daha dikkatli olmanız lazım. Dolayısıyla tek böbrek kronik böbrek hastalığı anlamına gelmez. Ama kronik böbrek hastalığı olma açısından daha risklidir. Kendisine daha fazla dikkat etmesi lazım. Evet. Bizim kronik böbrek rahatsızlığı diyebilmemiz için böbrek çalışmasını gösteren kreatinin değerlerinin belli bir değerin üzerine çıkması lazım. Tek böbrek şu an için çıkarmaz ama dikkatli olmaz isek çift böbrekli kişilere göre riskimiz daha fazladır. Bu anlamda dikkatli olsunlar tabii. Evet. Peki Doktor Necmettin Bey, her şey için çok teşekkür ederiz bu değerli bilgileriniz için. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sevgili Ben teşekkür ederim. izleyiciler, Özel Medikabil Hastanesi'nde üroloji bölümünün doktoru, doçent doktor Necmettin Pembegül'le pandemi süreciyle ilintili ürolojik acilleri konuştuk. Herkese sağlıklar diliyorum. İyi günler. İyi günler.